Bak bu kötüye işaret. Boynumu kaptı. Kapmamış. Ben var ya çok dikkatsizim. Öldüm. Vallahi öldüm. Vallahi öldüm. Sana bir şey diyeyim mi? Ben çok gerizekalı oynamaya başladım. Tekrardan merhabalar. Project Zomboid serisinde bıraktığımız yerden devam ediyor olacağız modlu seride. Canıma ot tıkayan kişilerle, zombilerle devam ediyoruz. Şimdi yorumlardaki bir şey yapayım. Tıka basa yemek yiyeyim bari. En azından bu akşamı öyle şey yapalım. Yani şu an elimde konserve olarak baya bir şey var. Konserve birikmiş, baya bir konserve var ama normal yemek yok. Yandaki evleri falan lootlamadım da ama tabii ki lootlamak gerekebilir. Şimdi abi sağa tıklayamıyorum. Şimdi bunlar mutsuzluk veriyor ama yapacak bir şey yok. Yani başka türlü iyileşemeyeceğiz. Şu çok uzun süreli iyileşme şeyinden yararlanmak istiyoruz biz şu anda. Aynen şu yemekten patlayacak. Aynen öyle. Tıka basa doyduk. Ağrı kesiciye ihtiyacımız var mı? Yok. Çok yorgun. Direkt uyuyacak karakter zaten. Bölüme başlamadan önce de karakter uyumadan önce de çok fazla ağrı kestiği çektiği için şey yapamıyormuş. Videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Discord kanalına katılabilirsiniz. İyi ya da kötü yorumlar yapılabilir dediğim gibi. İyileştirmek için yapıcı olmakta fayda var. Yani siz bana yönlendirme sağladığınız süre boyunca ben onlara cevap vermeye, genelde konuşmaya çalışıyorum. Şu ağrı kesici içelim, uyuyalım. Polis istasyonunu mutlayacağız. Şu ağrı kesiciyi içtik. Ağrı düşecek şimdi normale. Sıkıntı şunlar. Yani onları hep sterilize bandajla sarıyorum ama ona rağmen bana mısın demiyor arkadaş. Şöyle bir şey var. Karakteri az önce yaptık ya. Gece 10'da yatıyorum, 2'de kalkıyor. Böyle bir şey olamaz ya. %150, 160, 280. Şunları yiyelim. İyileştirme desteği aldı. Tamamdır. Bunu da yiyelim bari. Tamam. Şimdi şu an yemekle iyileştirmeyi bufflamaya çalışıyoruz. İyileşme ve güç desteği alıyor. Sterilize etmeye çalışalım şunu da. Dezenfekte edelim. Hani dezenfekte bandaj kalmadı. Sürekli dezenfekte edip duruyorum. Hala sıyrık. Sterilizeyi saralım şuraya. Bu iyileşmiş olabilir bu arada sahil. Ağır kesik iyileşmemiş. Derize sargı. Sargıyı kaldır. Hayır. Dezenfe şu. Bununla derize sargıyla sar. Biraz üzgün. Sıkıntı başlangıcı. Karakter üzülüyor. Ama dergi var. Dergi okuyabiliriz. Yere otur. Dergiyi oku. Eğlence. Gelsin eğlence, gitsin eğlence. Bu ara bir dergi, yani bir dergiyi ben birden fazla okuyabilirim ya. Yani canım sıkılır, aynı sınırı tekrar tekrar okurum. Hani dergi okudum diye atmak nedir ya? Onlar hep ganimet.
Kıyamettesin. Tekrardan bir dergi basılmayacak yani. Ayıp oluyor. Bunu öyle koyalım. Mermiyi en azından şöyle koyalım. Burada 9 mm. Aynen şunu koyduk. Şunu şimdilik şuraya koyalım, konserve açacağı yerine. Aslında açıp yiysek yalnız yesek daha iyi olacak. Bunları yiyelim. Arkada evler var da evlere gidip bakmam lazım konserve için. Şimdi çantada ne vardı? Çantada silahlar vardı. Bunu koyalım. Bunu da koyalım. Bunu da koyalım. Şimdi şöyle bir şey var. Ben video yorumlarında yazılmış ya. Abi pompalı kullanmasını kullanırım. O sırada bana cinnet geldi gelmedi değil ama. O pompalıyı kullandıktan sonra. Bu koşan runnerlar üstüme koşarsa zaten swing atamıyor karakter. Onlarla uğraşamazdım. İllaki bir sıkıntı çıkardı. O yüzden temkinli oynamaya çalışıyorum, dikkat etmeye çalışıyorum genelde sıkıntı çıkmasın diye. Böyle sakin sakin sessiz sessiz yürümeye çalışıyorum. Ya bu arkadaşım burada ne işi var? Yani. Dışarıda zombiler var. Bir arkadaş demiş ki pencerede atlarken arkalarında dur abi. Ya tamam arkalarında durursun, durmasına da outrun edilirsen hasar almaman içten bile değil. Yani her türlü sıkıntıya gelirsin. Burada iki tane var. Hatta bunlardan birisi birazcık hızlı. Gör beni, gör, gel buraya. Baba baba hıza bak. Okay. Tamam. Şimdi şu arkadaki evin oraya gidelim bari. Şuradaki evlerin oraya. Orayı lootlayayım. O sırada sabah 6 olacak. Yemek programını izleyelim orada. Levye var bak, burayı açabileceğim şimdi. Ay levye. Burada survival evi. Burada bayağı iyi ganimet çıkabilir. Bu boardlu evleri açmaya çalışın. Mümkün olduğunca. O değil lan, pencerenin ikini sök. Umarım çok fazla kişi çıkmaz. Yine bir açıyor musun? Daha fazla kişi çıkıyormuş. Hala zombi sesi var burada. 3 dakika olabilir. El baltaları. Bir konserveler bak burada. Söyletini de alalım. Kalorisi yüksek. O bizi doyurur bayağı be. Aynen öyle. Yani bu bizi iyiye getirdi. Yemekten patlayacak. Nice, güzel. Yani şuradaki konserveleri de alır. Üzerimize atarız. Okey. Aşçılık için
İzledik. Bu arada aşçılık baya baya izledik de kitap okumamız lazım bizim. Ağrı kesici fazla fazla güzel. Güzel güzel, o iyi. Ahşap balta iyi. Bak, güzel two-handed balta. Av bıçağı iyi. Hafif acı. Ya hafif ağrı hissetmesi iyi. En azından ağrı seviyesi bir tık azaldı. Çabuk iyileşiyor demektir. Mendil öksürürken, hapşırırken kapatmamız için ağzımızı yüzümüzü. Her zaman için işe yarar bu arada. Yani kapı... Bak, işte bundan bahsediyorum. Survivor evlerinden güzel silahlar bulunabiliyor. Kadar saatlerde kurulu olan yok. Güzel, tamam. Konserve bezelye mi? Burada ne işi var bunun? O neymiş lan? Mutfak malzemeleri var. Tamamdır abi. Bu evi temizledik. Yani hiç değilse birazcık şey var. Yemek verdim. Yani birazcık yemek vardı. Bu iyi işaret. Ağrımız hafif var. Dur şuradan sigara için bari. Hafif ağrı. Şimdi yapacağım şey polis karakolunda geri kalan zombileri halletmek olacak. Şu an halihazırda yemek için şeyi aldık be bizi 2-3 gün idare. Abi sizin burada ne işiniz? Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Siz nereden geldiniz ya? Neden? Bak bu kötüye işaret. Boynumu kaptı. Kapmamış. Ben var ya çok dikkatsizim. Ben aşırı dikkatsizim. Kendimi sürekli riske atıp duruyorum. Bu iyi oldu. Direkt bir şey vermedi, sen söyle adını, ağır bir şey vermedi, sıyrık verdi de ısırık da olabilirdi. Ben onun kalktığını fark etmedim. Ben ikisinin de üstünde duruyorum sandım. Normalde üstünde durduğun zaman zombi kalkmıyor ya. Ama gel gör ki bu arkadaşlar kalktı hafif acı. Bir tane daha iç bari. Bir tane daha iç. Ah tamam. Zaten o sırada düştü. Yani
Polis odasında, ya polis karakolunda şey var. Kıyafet odasına gireceğiz. Kıyafet odasında SWAT kıyafetleri, armorlar var muhtemelen. O iyi olacak. Görmüyorlar beni. Görebilir belki. Öldüm. Vallahi öldüm. Vallahi öldüm. Sana bir şey diyeyim mi? Ben çok gerizekalı oynamaya başladım. Ben gerizekalı oynamaya başladım. Affolmayacak şekilde hatalar yapıyorum. Yani hiç affolmayacak şekilde hatalar yapmaya başladım. Bunun cezası büyük olur. Yani gereksiz yere şu anda boynumu ve sol ayağımı yaraladım. Bunların pathfinding'leri baya iyi bak. Gördün mü? Pathfinding'e bak. Yol buluşa bak. Buradan gelecek. Şuradan girecek oraya. Şimdi şunu giyelim. SWAT pantolonları. SWAT dizliği. SWAT mermi bu da cold protection'ları. Kolluklar, omuzlar. Şeyi alalım. Mermi geçirmez yeleği alalım. Boyun koruma. Dirsekler. SWAT'ın mermi geçirmez şerik gereği yine. Bu direkt kafaya geçirdiğimiz baklava. Yine kol koruma. Al abi onu. Işın geçirmez polis yeleği. Onu da al. Job. Tam kurşun geçirmez şey. KP. Tamam.
Tamam. Backpack. Sırt çantası. Sırt çantası 30 kapasitesi var. 90 ağırlık azaltma var. Peki bendeki? Ver bakalım. 20-70. Tamam. Evet. Şunu alıyoruz. Şunu alıyoruz. Hatta yere koyalım. Bundakilerin hepsini oraya transfer edelim. Böyle yapalım. Tamam. Şunun hepsini şuraya transfer edelim. Güzel sırt çantası bulduk. Yani şu an bu bize fayda sağlar. Yani birkaç gün lay low takılmak lazım. Bu kadar ağır yara aldığınız zaman loot'a gitmemek lazım aslında. Kendimi eve kapatmam lazım. Saat 12'de geliyor. Hemen buradaki şeyleri alıp eve kaçabilirim. Ki TV programını izleriz orada. Bir şeyler yeriz ve iyileştirme hızını arttırırız. Tamam. Şimdi şunu sırtına al diyorum. Okey. Harika oldu. Tamam. Bunu da yürüyüş çantasında at ona. Başka var mı koyacağım bir şey ona? Yok. Tamam, güzel oldu. Onun dışında polis, açık kask, bel çantası. Bel çantası giy. Şu an yok bende. Öne ve arkaya giy. Okey. Şu bulletproof'u giy. Aa, şu neymiş? Duydum. Tamam. Yani şu an alabileceğim her şeyi aldım. Mantıken. Okey. Şimdi mesele ne biliyor musun? Buradan çıkmak. SWAT kaskını da giy. Üst içindekiyle farklı olsun. Baklava var çünkü kafada. Ah, tam şey oldum şimdi, SWAT oldum. Tam SWAT oldum şimdi. Tam itfaiyeci oldum. Şey, itfaiyeci diyorum. Tam polis oldum. Tam özel harekatçı. Şunu da alalım. Leg pouch'u lazım olur. Şunu da alalım. Alamıyorum. Şunu alalım. Alamadım. Ne kadarmış bunlarla? 10 ağırlık diyor. Neyse, alıp riski atma. Sıkıntı büyük. Dikkatli olmak lazım. Aynen öyle. Ben de bundan bahsediyorum işte. Koş 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 koş. Koş. Görmediler. Okey. Biz zariflik bu açıdan iyi, anladın mı? Zarifliğin amacı bu. Tam özel harekat gibi oldu şimdi zaten. Siyah siyah. Üstüme bir şey bulmam lazım sadece. Okey, geldik. Ve şeyi de yakaladık. Şu anda şey var televizyonda. Marangozluk var. Huh. Şimdi. Nice ya, iyi oldu. Şunu atalım şuraya, tamam mı? Yere. Şu üstümdeki işe yararlarının hepsini şu çantanın içine sığdıralım. Okey. Ramço. Yakaladım bak, gördün mü? Üzülüyordun TV programları kaçıyor diye. İkinci bir şey yapsana. Heh, tamam. Şunu şuraya koyalım. Şurada dursun. Tamam. Hemen su içelim. Karakter şu an var ya, bana küfrediyor. Karakter içinden bana öyle küfürler ediyor ki. Yani ben hayatımda böyle küfür duymamışımdır. Başına gelmedik kalmadı şeyin, karakterin. Yalnız bir şey değil mi? Bir dakika. Karakter su içinde. Çıkar bunu, çıkar 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 çıkar.
Kullanmayı bırak. Onun dışında kullanmayı bırak. Üstü kullanmayı bırak. Karakter şu an aşırı derecede terledi. Ve bu da bizi zora sokar. Yapmayın, terlemeyin. Derlerse hasta olur. Hasta olursa başımız darda girer. Yani bu oynadığım en sloppy oyun olabilir. Sıfır dikkatli oynuyorum. Sıfır dikkatin yanı sıra bir de çok fazla hata da yapıyorum devamında. Hani sonunu düşünmeden giriyorum zombilere genelde. Bu karakterin ömrü o kadar uzun olmayabilir, öyle söyleyeyim. Ama elimden geldiğince toparlamaya çalışacağım. Yani şu an ilk önceliğim şu arkadaşların iyileşmesi. Bak. Tamam. Sol ayak iyileşti mi? Kanama yoktur inşallah. Yok, tamam. Dezenfekte et orayı. Okey. Kapat dedik. Şunların hepsini temizleyelim. Tamam. Şuradan şöyle hepsini dezenfekte et. Okey. Bunu sargıla. Hayır lan, o değil. Bunu sterilize bezle sargıla. Okey. Bir de sigara yak. Karakter yemin ediyorum var ya, bana aşırı derecede küfür edecekti. Ucuz yaptım. Yani. Böyle bir oynayış yok ya. Adamın canına kastım var benim. Tamam. Yani şu an bir tık iyiyiz. Bir tık krizi atlattık, öyle söyleyeyim. Krizi avert ettik. Ama bu şekilde oynamaya devam edersem avert edilebilecek, hani böyle kaçınılabilecek bir kriz olmayacak, onu söyleyeyim. Şu bandı da at. Sonra bir üzerimizde kalsın. Salçayı da şuraya at. Mendil tıbbi yere gidiyor. Okey. Yani şu an bu karakterin uykusu geldi. Uyursam şey olacak. Neyse, uyuyayım. Hemen erkenden uyanacak zaten. Yakınlardaki eve gidip şey yapabilirim belki. Loot yaparım. Uyuyamıyorum çok fazla acı çektiğim için. Evet, karakter şeyimi anlatıyor. Benim çektiğim acıyı anlatıyor. Yani şu an karakter benim çektiğim acıdan bahsediyor. Uyuyamazsın çünkü oyuncu acı çekiyor falan diye. Abi yani yapma bunu ya. İlacı iç. Şuradan da su iç. Hepsini doldur. Okey. Ağrı azalacak şimdi. Uyuyabileceğiz. Ve büyük bir ihtimalle size söyleyeyim 6 gibi uyanacak karakter. Her iddiasına girelim. 6 gibi uyanacak, izleyelim şimdi. Dur. Şu hafif ağrıya düşsün. Tamam. Bak şimdi. Hemen bakıyoruz. 7'de uyandı. Damn. Kanama, kanama. Hala kanıyor. Sol ayak hala sendeliyor. Sıyrık var ama sterilize ile sardık. Üst gövde lanet olsun ki hala yanık. Sterilize ile sar. Tamam. Şimdi hemen gidip yanlardaki evlerden en azından birkaç konserve falan araklayalım. Yoksa
Karaktere biz yemek dayandıramayacağız. Şey giyeyim mi? İtfaiyeci şeyine. Yine ya terliyoruz falan. God, please help me. Vallahi abi bir şey diyeceğim. Sizce bu karakter sağ kalır mı ya? Yani ne diyorsunuz? Sizce sağ kalır mı? Ben bilmiyorum. Ya inan bilgim yok şu an. Bu karakterin sağ kalıp kalmayacağıyla alakalı bütün şeylerim durdu. Sen söyle adını. Varsayımlarım durdu. Tahminlerim, varsayımlarım. Öyle lanetli bir karakter. Şimdi biz gidip şu evi lootlamıştık. Hatta crossbow'u şu evden bulmuştuk. O yüzden şu eve gideceğiz. Buraya. Gel abicim gel 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 kardeşim gel. Karakter hızlısa vuruyor. Yaşasın. Ellerindeki yaralar geçti. Ulan var ya. Ay beni. Pardon kardeşim geçmemiş. Yani beni trollemiş. Eto bitmiş. Evet şu an aldığımız habere göre Eto bitmiş. Kesin haber mi? Kesin haber. Ellerimizdeki yara iyileşmiş. Bok iyileşmiş. Sıkıntı yok. Hızlısa vuruyor. Yine iyi durumdayız. Aman öpe şu kulağımı çekemiyorum. Nazar değmesin kardeşim. Nazar değdirmeyelim. Devam. Devam. Banyo havlusu alacağız bu arada. Lazım banyo havlusu. Az önce terliydim ve üstü başı şey yapamadım, silemedim. O yüzden aklıma geldi. Banyo havlusu şart. Ki şu an bile karakter terli bak gördün mü? Al al. Konserveleri al. Köpek maması al. Bu stale. Yani stale olması riskli bu arada. O yüzden yapmayacağım. Hassas mideli var. Durduk yere bir de gıda zehirlenmesiyle uğraşmayalım. Ama bunlara hayır demem. Bunlar taze. Ya abi hepsine. Ye. Allah ne verdiyse ye. Aynen öyle. Aynen öyle. Sen şu an kabasa dolusun. Anladın mı? Al bunları da al. Tamam mı? Diğer tarafta pişirir yeriz. Sen kabasa dolusun. Kanamıyor ol hala. Hala kanamıyor ol. İyi bari güzel. Tamam. Yani bütün günün sonunda kanaması durdu. İşe yarar bir kitap ver. Yeni başlayanlar için terzilik. Yani işe yarar bir kitap dedim ama neyse. Vitamin iyidir. Bandaj. Hatta kardeşim al vitamin al yorgunluğun azalsın. Hatta şey yap. Sen söyle adını. Hızlı iyileş. Diyen düğün jartiyer. Düğün jartiyer derken abi
İlk kez öyle bir şey görüyorum bu yaşımda. Eşofman ceketi. Bilmiyorum. Vallahi bilemedim. Bir şey diyemedim şimdi. Çenger bulmaca, salar saat, kurulu değil, güzel. Onlar sıkıntıyı gidermek için eşofman ceketi, kapşon. Diyenler beyzbol sopası. That's the way I like it. Aha, biz onu çivileyebiliriz bu arada. Ona çivi çakarsak çok güzel olur. Yara bandını aldık. Havlu alalım, bandaj alalım, saç spreyi alalım, yara bandını alalım, ayna almayalım. Ayna, söyle bana. Okay. Şu an yani polis karakolunda kıyafetlerin olduğu yeri ayarladık ama hala çekiç bulamadım. Çekiç bulsam çok iyi olacaktı. Çekiç bulup şey yapacaktım. Kilitli kapıyı açacaktım polis istasyonundaki silahlara giden, armory'e giden. Neyse sağlık olsun. Çekiç bulduğum zaman gidip ayarlarım. Şey yapılabilir. Askeri bölgeyi lootlayabilirim ama çalışan bir araba lazım. Burada biri var mı? Cevap ver deme. Hadi be kardeşim. Alt tarafı bir pencere açacaksın ya. E hadi. Yani. Steel. Abi steel olması hafif bozulmuş anlamına gelir bu arada. İngilizce bilmeyen arkadaşlar için çevireyim. Hani tadı kaçmış. Steel. Hani ekşimsi. Yani ben de hassas mideli olduğum için karakter olarak bana şey yapabilir, zararı dokunabilir ama yani normal karakterlerinizle onu yiyebilirsiniz, sıkıntı olmaz. Yani şimdi ben yemiyorum diye şey yapmayın. Ha bu yenmez falan modunda takılmayın, yersiniz onu da. Benim karakterin midesi hassas. Hasta olabilme riski var, onu riske almak istemiyorum. Hala çekiç yok, pil var ama çekiç yok. Neyse. Üst kata çıkalım hemen. Okay. Pis tişörtü. Karakter bu arada normal yürümeye başladı. Sekmiyor. Şeye dönmüş olabilir. Ayağı düzelmiş olabilir. Bu Ramço'nun verdiği tavsiye sayesinde. O adamı dinleyin. O adamı dinleyin. Adam dedi ki tıka basa yemek yesen abi, niye tıka basa yemek yemiyorsun dedi. Bak tıka basa yemek yedim, karakter o kadar çizeye sıyrığa kanamaya rağmen canavar gibi, bak maşallah. Canavar mübarek be. Tek farkı birazcık acı hissediyor. O herkes de olur. Yani. Göğsüne ütü basmışlar adamın, bırak da yansın. Tamam, böylelikle eve gidiyoruz. Hafif sendeleyerek, gurur ve mağrurla, mağrurlu ve gururlu şekilde kenarlardaki evlerden çaldığımız yemeklerle beraber. Yapacak bir şey yok abi, öteki de aç kalacağız, ne yapalım? Aç balık. Ama şey olayı nasıl? Bak karakteri görüyor musun? Karakter uyku nedir bilmiyor. Yani yatıyorsun direkt kalkıyor. Uyanık, %30 daha az uykuya ihtiyaç duyar. Ve şu dayanıklı. Fiziksel zindelik olsun, şeyi arttırıyor, dayanıklılığı arttırıyor. Kısa sürede hızlı şekilde yenilendiriyor diye. Şimdi burada zombi vardı, nereye gitti onlar? Nerede onlar? Çık lan oraya. Heh, aferin, gel. Gel babana gel. Come to daddy.
Yine ağzına ettiğim zombisi şöyle. Var mı lan? Gel sen de gel. Buraya gel gel. Gel gel orada değilim ya. Oo, iki kişi onlar. O sayıca fazlalar. Bir tanesi dönsün bana be. Dön bana dön dön. Bana bak. Look at me. Come on man. Gördü sanırım, arkamdan geliyor olabilir. Görmemiş. Tamam. Okey. Buradaki gördü. Şunu indirelim. Okey. Yani onlar görmedi. Onlar takılıyor. Arkasını döndü gitti. Hatta şuradan gelin pencereden. Burası şu an hiç güvenli değil. Hiç güvenli değil hem de. Peki neye burada takılıyorum? Manyaklık, aksiyon olsun. Götümün ısırılması hoşunuza gidiyor. Benden abim burada size aksiyon olsun diye. Content çıksın diye takılıyorum. Yoksa şimdiye çoktan kendimi bir yere kapatmış, etrafımı duvarlarla çevirmiştim. Yani. Gece 12 oldu. Gece 12'de televizyon programı bir şey vermedi diye hatırlıyorum ama bir bakalım, teyit alalım. Hemen teyit alalım. Hemen 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 hemen. Sıkkınlık azaltıyor. Bir şey yapmadı. Tamam, geldik. Hemen yiyeceklerden şöyle kendimize kral bir şey yapalım, yemek yapalım. Tamam mı? Hemen kendimize kral bir yemek yapalım. Yapalım ki karakter hızı iyileşsin. Biftek yiyeceksin. Daha ne yani? Biftek yiyorsun koskoca. Şimdi şurada şeylik olanları atacağız. Şeyi atıyoruz dondurucuya. Kıymayı. Pastırmayı atıyoruz. Taze mısırı da atalım. Taze kalsın. Konserveler var şu an elimizde. Onlar da yetineceğiz çünkü. Ama tabii ki bunu pişirmek istiyorum ki bu bayağı iyi kalori verecek. Onun dışında şunları, konserveleri yine buradaki köşedeki yemek yerine atıyoruz. Elimizdeki envanteri saymak için. Başka şu an bir şey yok. Ve bu pişti. Son iki, üç. Okey. Bunu yiyoruz ve karakter bize dua ediyor. Yemekten patlayacak. Bu kadar basit işte. Şuradan sargıyı açalım. Hala deride sıyrık var. Yapacak bir şey yok. Dezenfekte et diyoruz. Ve bandajla sarıyoruz. Okey. Sonra buraya geliyoruz. Buradan da bir tane sigara içiyoruz. Sonra bunu kapatıyoruz. Okey. All good. Yani şu an polis karakolundan istediğim şeyleri elde ettim. Birazcık zor oldu. Hayatım kaydı ama olsun. Risk. Yani no pain no gain demişler. Karakter de bayağı bir acı çekiyor. Yani şu an hafif acı çektiğine bakmayın. Oyun boyunca full acı çekti. Orası kıpkırmızıydı. Acı yoksa kazanç da yok dedikleri bu. Bakalım. Yani planım çekiç bulup oradaki silah odasına da girmek. En azından oradan silahları bir bakalım ne verecek ne vermeyecek. Bunun yanı sıra canlı yayında lootladığım yer vardı ya, Surplus. Yukarıdaki askeri bölge. Askeri bölge dedim, askeri dükkan. Oraya gideriz, bir bakarız çanta falan verecek mi. Güzel bir çanta verirse, bir iyi araba olursa atlar gezeriz. Yani bir de crossbow bolt istiyorum ki nişancılığı kasayım biraz. Hani sağda solda gezeyim, zombileri öldüreyim, kafa patlatayım, keyifli olsun gibisinden. Bu bölüm burada sonlandırıyor olacağız. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Konuyla alakalı yorum yazabilirsiniz. Discord kanalına katılabilirsiniz. Kanalı beğenebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Yahu kardeşim Tamer, orada ne yapıyorsun? Burada böyle oynasaydın diyebilirsiniz. Bu tür şeyler beni mutlu eder. Çünkü sizlerle iletişime geçmek, etkileşime geçmek beni mutlu ediyor. Öyle söyleyeyim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.